Ya abla yetmiyor ya. Yazık yazık çocuğa ya. Çünkü hayat şartları çok pahalı. Yok. Böyle idare de az. Başkanım size sesleniyorum lütfen. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret zammı önerisi geldi. TÜİK asgari ücret zammını 2792 lira olarak komisyona sundu. Biz de halkımıza asgari ücret hakkında, asgari ücret zammı hakkındaki fikirlerini sorduk. Ya abla yetmiyor ya. Vallahi yetmiyor. Babam eve geliyor. Ekmek yok. Yetmiyor. Başkanım size sesleniyorum lütfen. Biraz çoğaltın. Zor durumdayım, telefon alamıyorum. Ay ağlayacağım abla. Yeter mi? Yetersiz mi buluyorsunuz 2792 lirayı? Bayağı yetersiz. Yani nasıl yani? Şöyle söyleyeyim, şunu alsak öbürüne yetmiyor. Öbürünü ödesek öbürüne yetmiyor. Zor durumdayız bakanım, duyun bizi. Duyarlar inşallah. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşündüm ya. Ben bence konuşmayayım. Neden öyle dediniz? Yok ben konuşmayayım. Bu daha yeni işten atıldı abla. Para yetmedi buna da. İş arıyor şimdi kendine. Asgari ücretle mi çalışıyordunuz? Yok. Daha altı. Yetmiyordu, çıktınız. Evet. Kolaylıklar versin abim o zaman sizlere. Amin. Ben engelli emekliyim. Benim için güzel. Başka bu asgari devirde... Asgari ücretle yeter. Herkes mecbur iki kişi çalışır zaten. Yani bu devirde bu virüste anca iyi gene. Devletten elinden gelen bu. Değil mi? Başka yapacak bir şey yok. Devlet derse bile zengin vermez ki. Rahmetli Erbaha %100 zam yaptı. Bir ay ücretsiz lira gittik. Bu daha mı iyi? Yok. Böyle idare eder. Şimdi TÜİK'dekiler bunları yaparken önce 2792 kendi ceplerine koysunlar. Bununla yaşanabiliyorsa kendileri yaşasınlar. Ama bunlar ülkenin kaderini belirleyen bakan 30 milyar arıyor. Bunları belirleyen müdürler 20-25 lira arıyor. Vatandaşlar bana gelince 2700 lira geçinin diyorlar. Kendileri geçinsinler. Ondan sonra bir ay 2700 onların cebine koyup geçinsinler. Ondan sonra vatandaş geçinsin bu parayla. Bunları belirlerken nelere dikkat etmeleri gerekiyor sizce? Halk gibi yaşamaları gerekiyor. Bakanın, müdürün sanki ayrı bir dünyada, onlar farklı bir ülkenin bakanları gibi burada halkın yaşadığı sorunları, problemleri görmedikleri için kendileri VIP hastane girişinden, havalimanlarından bunlardan çok rahat faydalandığı için bizim yerimizde olmadıkları için farklı bir dünyada olduklarını zannedip ona göre hayat yaşıyorlar. Çünkü bir bakana, bir müdüre, bir kaymakama her yerden geçiş, her yerde bedava olduğu için ama vatandaş geçerken arabasını park ediyor 5 lira. Ayda 10 defa verse 150 lira. Gelsin geçinsinler bakalım. Elektrik, su, telefon. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken ülkenin gelir seviyesi 7500 dolar diyor kişi başına. Ama 2700 lira asgari ücrete gelince bunların fiyatları TL üzerinden oluyor. Bence az. Yani şu şartlarda az. Şu şartlarda. 3000 olmasını lazım yani. Benim damadım da asgari ücretine çalışıyor. Çocuk nereden baksan 750 milyon kira veriyor. Bunun zaten geçen geldi elektrik parası 216 milyon ya. Yazık yazık çocuğa ya. Ya nasıl geçinecek bu iki tane de okuttuğu çocuğu var. 216 milyon bu her ay elektriğe zam mı geliyor ben onu da anlamadım. Yani çocuğu bir askeri ücretine nasıl geçinecek? Kira veriyor, yiyecek, içecek, çocuk okutacak. Benim görüşüm o yani en az 3000 lira olması lazım yani 3000 lira. TÜİK zamla beraber asgari ücreti 2792 lira olarak komisyona sundu. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Bence geçmez. Daha fazla verilmez. Yani şu an pandemi var. İnsanlar çalışmakta zorlanıyor iş yerleri falan. Yani bunu da göz önünde bulunursak keşke verseler. 3000 yapsalar da ben 2700'ü görmeyeceğini düşünüyorum. Siz asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Evet. Yetiyor mu? Hayır. Ne kadar olmalı sizce? Gerçekçi olmak lazım. İstenilen, beklenen 3000 ama verecekleri 300 liradan fazla değildir. Yani 2700'ü görmez. Yani şu şartlarda bir insanın rahat geçinebilmesi için asgari ücretin 3000 lira olması lazım. Bunu neye göre belirlemek gerekiyor sizce? Ya enflasyona göre belirlemek gerekiyor diyeceğim de şimdi enflasyona da her şey girmediği için doğalgaz, elektrik bunlar enflasyona yansımadığı için kira da öyle. Enflasyona yansımadığı için insanlar enflasyonu %9, %10 olarak görüyor. Bu da haliyle vatandaşa yetmiyor. Yani yetmeyince de başka işler yapmak zorunda kalıyor. Kim ne yapabilirse artık. Neden bağırsan bak 3 milyarı bulması lazım. Yeter mi sizce 3000? 3000 yeter bir aileye. Ama şimdi şu durumda yetmez. 3000 lira maaş alacak ki bir adam bir evini geçindirmesi için. Bugün nereden bağırsan bak 1 milyar 1,5 milyar ev kirası var. Ha bunların hesabını yaparsam yani elektrik su parası, şok ıvır zıvır doğalgazıymış dünyanın parası gidiyor. 3 milyardan aşağı kurtarmaz. Boş yani. O asgari ücret. Bence hayat şartlarına göre ne kadar olmalı? Bence en az
3-4 olması lazım yani. En az 4 olması lazım. Çünkü hayat şartları çok pahalı yani. Siz çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Terziyim ben. Çalışanlarınız var. Evet. Onlar da ev geçindiriyorlar. Öyle. Kolaylık versin. Amin.